Değerli izleyicilerimiz, bildiğiniz üzere Almanya'nın Tarım Bakanı Cem Özdemir. Namı değer bu Özdemir, Türkiye'yi çok çok seven bir kişi tabii ki değil. Her fırsatta Türkiye'yi yerden yere vuran, gerçek bir Türkiye düşmanı olan siyasetçi. Şimdi ne oldu? Tarım Bakanı. Bu Cem Özdemir denilen kişi bir açıklama yaptı ve şunu söyledi. Dedi ki, ucuz gıda ürünlerinin standartlarını yükselteceğiz. Artık gıda ürünleri daha pahalı olacak dedi. Bu açıklama ne demek biliyor musun? Düşük maaş alanlar yandı. Aldi'ye gittiğin zaman artık hani gerçi Aldi'de de ucuzluk kalmadı ama yine nispeten diğer marketlere göre ucuz. Aldi'de uyguna satılan ürünlerin fiyatı artacak. Diğer marketlerdeki ürünlerin fiyatları artacak çünkü üreticilerin maliyetleri artacak. Şimdi Tarım Bakanı Sayın Cem Özdemir Beyefendi bu şekilde açıklama yaparak işçinin yanında olmadığını gösterdi. Dar gelirlinin, emeklinin yanında olmadığını bir kez daha gösterdi. Özellikle de içinde bulunduğumuz bu koronavirüs döneminde fiyatlar en az %20, %25 oranında arttı. Bu Cem Özdemir denilen kişi hayvancılığı, çiftçiliği daha çok destekleyip fiyatların daha aşağıya çekilmesi için çaba göstereceğine marketin rafındaki bilmem ne gıda ürününün fiyatını arttırmaktan bahsediyor. İşte Cem Özdemir bu. Bu beklenir. Başka bir şey beklenmez. Almanya'da enerji fiyatları çok yüksek. Çiftçinin, hayvancılıkla uğraşanın maliyetleri de doğal olarak artıyor. Sen bunu nasıl düşüreceğinin hesabını yapsana. Yani konuşmak kolay. Markettekine şu kadar zam yaptık. İşte standartları bunlar olacak. Sanki millet keyiften Aldi'ye gidiyor da, keyiften bilmem ne alıyor da. Ne yapsın kardeşim? Geçinemiyor vatandaş. Eskiye göre anlatıyoruz. 1-1,5 yıl önceye göre fiyatlar %20, %25 artmış vaziyette. Yani bunların yaptığı ne biliyor musunuz? Şov, tribünlere oynuyorlar. Başka bu siyasetçilerin vatandaş falan umrunda değil. Ya Cem Özdemir çık sen şunu söyle de ki Almanya'daki emekliler 600-700 euro maaş alıyor, ev kiraları 600-700 euro olmuş. Bu adamlar sosyal yardım olması aç. Çık bunu anlat. Ey Cem Özdemir, koronavirüs döneminde iş yeri olanlara hadi bir yardım yaptınız. Şimdi bunları geri istiyorsunuz. Çık bunu konuş de ki bu insanlar zaten iş yapıyor, geri istemeyelim. Yine onu geçtik. Almanya koronavirüs döneminde yurt dışında kalan vatandaşlarını Almanya'ya getirdi uçaklarla. Bunların uçak parasının biletini bile istiyorsunuz be. Çık bunları konuş. Bırak vatandaşın marketten aldığı 1 kilo yoğurdu, ekmeği, bilmem çikolatayı. Bırak bu palavradan siyaset işlerini ya. Çıkmışın işte marketlerdeki bu gıda ürünlerinin standardını yükselteceğiz. Fiyatların artması gerekiyor diyor. Sen önce çık. Bu emeklinin, işçinin, sosyal yardım alan insanların ekonomik durumunu nasıl yükseltirizi konuş. Çık sen önce vatandaşın maaşından kesilen kazanç vergilerinin nasıl düşürülmesi gerektiğini konuş. Daha 3 gün oldu. Bak göreve geleli. 3 gün oldu. Vatandaşın cebinden elini çek kardeşim. Şu anda Almanya'da sosyal yardım alanlar, emekliler, dar gelirlilerin hepsi senin hatırını soruyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir bakan çıkıp maliyetleri yükselecek, o nedenle dolayı fiyatlar da yükselecek. Peki sen vatandaşın maaşını yükseltiyor musun? Neyle alacak? Bu bir fiyasko arkadaşlar. Cem Özdemir beyefendi, saygıdeğer, çok muhterem beyefendi. Tribünlere oynuyor arkadaşlar. Patronların tribünlerine oynuyor. Vatandaşın tribününe falan oynamıyor. Oynasa onlara da diyeceğiz ki helal olsun sana Cem Özdemir diyeceğiz. Sen çık her fırsatta Türkiye düşmanlığı yapmaya devam et federal mecliste. Sen ve senin etrafında bulunan saz arkadaşlarınla beraber. O terör seviciler var ya bak hepsi senin etrafında. Türkiye düşmanı olanlar var ya al onları etrafına.
Sen Türkiye'yi karalamaya devam et. Sen vatandaşın maaşını nasıl yükseltiriz bunun hesabını yapacağına bakanlık koltuğuna oturduktan sonra diyorsun ki maliyetler gıda ürünlerine yükselecek. Niye seçimden önce böyle bir açıklama yapmadın? Neden? Merak ediyorum. Koltuğa oturduktan sonra neden böyle bir açıklama yapıyorsun? Şimdi Almanya'nın içerisinde göreceksiniz. Bu Cem Özdemir'e tepkiler çığ gibi büyüyecek. Başta marketçiler, işçiler, emekliler ve bizim vatandaşlarımız. Sayın Cem Özdemir, Cem Özdemir. Bakanlık belgeni, milletvekili belgeni almak için bisikletle gittin. Bak şov yapma işlerini bırak. Biliyorsun. Bu bisiklet işi falan bunların hepsi reklam kokan hareketler. Biliyorsunuz değil mi? İşte 5 tane makam arabası bisikleti takip ediyor. Ne Cem Özdemir? Bisiklette. Ulan 5 tane de makam arabası dolanıyor. Güvenlikçisi işte polisi o şu bu şu peşinde senin. Bırak bu şov işlerini. Bisiklete binmek güzel bir şey tabii ki ben bir şey söylemiyorum. Bütün gazetecilerin orada olduğunu biliyorsun. Herkesin bu işi takip ettiğini biliyorsun. Bakın Cem Özdemir bisikletle gelecek, mazbatasını alacak, bilmem nesini alacak da haberiniz olsun. Diyorsun. Şova devam ediyorsun. İşte gümledim bak. Bilmiyorum ben böyle düşünüyorum arkadaşlar. Cem Özdemir'in bu konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamaya katılmıyorum. Vatandaşın ekonomik olarak yanında nasıl olması gerektiğini anlatması gerekirken markette, çarşıdaki, pazarlardaki fiyatların daha da artmasından, maliyetlerin artmasından bahsediyor Tarım Bakanı. Çiftçinin, hayvancılıkla uğraşan insanların maliyetlerini düşürmek yerine böyle bir açıklamanın yapılmasını doğru bulmuyorum. Bu konuyla ilgili olarak siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen videonun altındaki yorum bölümüne yazarak bize iletin.